Ayşe sana dertleşirken ne anlatıyordu oğluyla ilgili? Allah kızı gibi Allah. Bir dakika, bir durun. Müge Hanım beni çok severdi. Benden çok şey samimi olurdu. Bana her şeyini anlatırdı bunun yaptıklarını. Ne anlatıyordu mesela? Sürekli gelir benden para ister derdi. Ben nereden bulayım bu parayı derdi. Onun ne zaman gideceği belirsiz Müge Hanım. Gece gündüz yok. Aklı en az zaman neyse. Gecenin üçünde geldi dayak attı diyorum ben size. Yanımda oldum. Asiye de vardı işte o zaman. Annene de dayak attı mı? Bana? Evet. Annene? Evet işte annemi dövdü diyorum ama demden laf arasında karıştı. Annemi dövdü. Ben gece köyde annemin gündeydim bir gitmiştim. He. Asiye ile ikisi transit siyah bir arabayla geldiler. Bunun elinde Ergül'ün elinde bir pompalı vardı. Gecenin üçünde bağırdı, çağırdı, silah sıktı. Küfürler havada uçuşuyor. Gecenin üçü kalktım seslerine. İşte annem ne diyorsa kadına bir tane tokadı yapıştırınca burnunun üstü yapıştı kadın. Burnu şişti. Dolaba seyirttim ki buz getireyim tampon yapacağım. Korkusundan şikayetçi bile olamadılar. Ne babam ne annem. Evet. Çağırsam dedim jandarmayı şikayetçi olmuyorlar ki neye gelecekler? Öyle sinemize sardım. Benim Asya'ya gelmediniz mi Asya'ya? O da mı yalan? Sen nasıl anlıyorduk? Köye mi gittik diyor. Sağa düştü. Yalan söylemiyor. Evet, tartıştık ama öyle vurma dövme yok. Sağa düştü ne yalan söylüyor? Hayır. Yalan. Abi, bu yalan bak ne diyorum? Olan oldu. Yalan, 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 yalan değil. Yalan değil. Saat 3. Hayır gecenin 3'ü diyor. Bir dakika bir durun şimdi. Ne oldu saat 3? Evet. Saat yani gecenin 3'ü ne değil mi yalan? Kaçında? Ya gündüz ya yalan söylüyorum. Ya, hayır şimdi yani konuştuğumuz mevzunun yalanı gece saat mevzusu mu? Ya hani diyor ateş öyle bir şey ne yok. Ya. Sen annene vurdun mu? Yok Müge Hanım. Yemin ediyorum tartıştık ya. Ha, ben de. Evet. Anarşit gibi ikisinde de pompalı dağılıyor. Cemil Hanım hiç anlaşmıyorlar. Tamam ben sana bir şey diyeceğim bir dakika. İkisinde de pompalı dağılıyor. Ben de. Şimdi anarşit gibi. İkisinde de. İşte ikisi o yalan söylüyor. Yalan söylüyorlar. Aynen gecenin üçüydü. İkisinde de dağılıyor. Ben de vardı değil mi silah? Asiye'de de mi vardı pompalı? Evet. Yok ben silah. Biri onun elinde vardı pompalı. Kısa yalan söyleme ya. Sen niye gittin koyu paylaştırmayı? Ergün'ün elinde. Tabii sen ben ayırmadım onu. Şoförü de bak asla görmedim. Adam inmedi. Abla ben de yoruldum. Vallahi yoruldum abla. Bir transit arabaydı. Ha bir tane de arabanın içinde de biri var. Vardı ama onu peki görmedim. Ne istiyor bunlar gecenin içinde? Bilmiyorum. Kafası iyi değildi. Ağzında köpükler şey yaptı. Ne yaptığını bilmiyorum. He. Geldi bağırıyor, çağırıyor, küfürler ediyor. Havaya silah sıktı. Kadına da bir tane tokadı vurunca yere yapıştırdı. Burnunun üstüne düştü direkt kadın. Şişti moral. Ya Allah belanızı versin. Versin. Ha, senin versin. Kimde varsa onu da versin. Kız. Senin versin. Ulan senden mi korkuyorum da ben? Ben senden lan, mi korkacağım? Lan yapmadığım şeyden lan. Kendinize gelince şuttan attı. Sen niye geldin? Bu ne lan? Kız koya niye geldin para istemiyor karıya? Sana ne? Dükkan açmışsın ya. Evet. Sana ne? Seninki ne o zaman? Telefon dükkanı açtın ya benim parasıyla. Yeter be. Ha? Yapmadığım şeyleri. Telefon dükkanı neye açtınız kız? Telefon dükkanı. Yeter be. Asiye Hanım. Hocam. Bir dakika şimdi. Hanımlar. Ergün'le ilgili konuşuyor. Yani, tamam da ben de o da vardı, o da sen vardı. Sen Ergün'le olan... Ama ben silahtan ya, ne anlarım? Sen avukatınızsın. Avukat dedim, ben silahtan ne bırak, bırak da. Ben silahtan yani, ne anlarım? Sus, bak, sus, sus. Yüz dediğim ben canım. Sen böyle müdahale ettikçe ikinizin müdahale de bu değil, olayda... Hocam. ...parmağı olduğunu kabul hayır, ediyorum hayır, ben. Allah korusun benim köybedeyim. Sana biraz, da okunacak diye. Başlıyorsun ben ya dedim. Ya. Bir dakika şimdi sen annene vurdun mu vurmadın yok, mı? Ya, ya, niye ya, öyle yok, söylüyor? Aynı ha burada. Müge Hanım geldik gel kimin ustaya dönüyor oyun. He? Geldik gel kimin ustaya dönüyor. Bunlara ben bir şey dediğim zaman şey ak kaşık oluyor. Ya bir de ben bu ne bu ya? Dönüyor bana dönüyor. Sen koca niye yaptın? Sen söyle Nurgül dövdüyse anneni sen onu söyledin. Nurgül dövdü mü? Dövmedi Müge Hanım bak ama ben yapmadığım bir şey nasıl yaptım diye. Müge Hanım bunun kocası. Ya tam şimdi kızın dertleşmesine anladık Ayşe. Bir dakika sen bunları biliyor musun? Bağırmadan. Sen bunları biliyor musun? Yok, dönüyorlar. Bilmiyorum ablam bunları. Hepsini bilmiyorum yani. Hepsini bilmiyorsun. Sana sadece para mevzusunu aynen anlatıyor. Aynen öyle. Bana öyle para mevzusunu anlatırdın. Dönüyorlar dönüyorlar. Aynı şey. Dönüyor, peki dönüyor, Ayşe'ye niye öyle anlatıyor o zaman para mevzusunu? Müge Hanım bak. Kurban olduğum bak. Ben ne diyorum? Güneş olsun diyorum bak. Ben de ne anamı ne babamı hiçbir şeysiz bırakmadım. Bak. Evet, ne olacaksa olsun. Bunun kocası niye yakmış tefterleri? Alacak verecek tefterleri. Hadisin Ayşe. Ha? Getirip götür. Alıyor ya şimdi. Duran bağlasın Duran. Ona da değil mi? Kim getirip götürüyoruz Ayşe Allah aşkına? Müge Hanım. Duran bağlasın Duran. Getirmeni itmeni tamam ayrı da. Hocam, onu getiriyorsun ama. Evet. Parasını da alıyordun yani. Almıyorum değil mi? İmkanı gelme. Ayşe bunun kocası da iyiymiş hep parasını. Sizine ya. Bir dakika şimdi telefon. Bana ne o ya? Skype indirdi Nurgül Hanım'ın oğlu Bilal Yurtsever. Bilal Bey günaydın. Onun çok önemli açıklamaları var, iddiaları var. Bilal günaydın oğlum. Öyle canım biz her yere karışamaz. Yayını kapatman lazım Bilal bizimle konuşabilmek için.
Bilal'i bir uyarın, evet. Tamam. Ya Bilal beni duyuyor zaten şu açık ya. Bilal şeyi kapatırsan, bizim sesimizi kapatırsan biz buradan konuşalım seninle. Onun da çok önemli iddiaları var. Tamam. Şöyle söylüyormuş, anneannemi de darp ettiğini duydum. Anneannemin 10 çeyrek altını kayıp, kayıp günü dayım Ergün'ün yüzünde çizik vardı. Evet vardı, ben sonra sordum diyor, onu. Bak söylemedin siz onlara. Sonra diyor, biz bunu Ergün dayıma sorduğumuzda arama çalışmalarında dedi, hiç de arama çalışmalarında vardı. Değildi. Ben kayıp günü yüzünde kendine. Çizik vardı diyor. Bilal günaydın oğlum, sen neler biliyorsun anlat. Arama çalışmalarına mı gitmemişim Müge Hanım? Orada gitmedi, oldu dedi. Müge Hanım çaldı aranın için dedi de beni. O gün ne bak gidin madem öyle. Hani ben gitmemişim ya. Ya bu kadar anda olmaz ya. Gitmemiyorlar ki. Ben mi gitmemişsin diyen yok yani. Ki. O arama çalışmalarının önce... Dur Bilal anlatsın Müge ben değil. Neyse, Bilal tamam, günaydın bu. Hanım, tamam. Tamam. Anlatsın. Benim yani. İddialarım aynen. Değil bunlar. Sesle yükseltin. Şimdi olay günü biz de karanlıktı, tam gitmedik tabii ama anneannemi biraz arama çalışması yaptık. Arama çalışmalarından sonra tabii hani bir araya gelip aile üyeleri bir araya geldiği zaman hani işte ne olmuş olabilir, ne oldu vesaire bunun gibi kendi aramızda konuşmalarda dikkat ettik. Kaybın yüzünde 4 tane yani 4 parmak boyunda bir çizik vardı. Yani biz bu çizin neyden dolayı olduğunu sorduğumuzda yani işte aramasalarında çalı geldi vesaire dedi gitti. Ama ben hani bundan daha önce olduğunu düşünüyorum bu olayın. Bu çizim bununla alakalı, bu olayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda dayım orada oturduğu gibi sakin birisi değil. Ya ben dayımı tanıyorum az buçuk. Yani görüştüğümüzde konuşmalarından, hareketlerinde vesaire çok sesli birisi. Yani her an böyle astığım astık, keskin keskin. Mesela annem darp ettiği olayında da yani annem kırgı çıkmasın, kavga çıkmasın diye bize daha sonra söylediler. Annemi darp ettim, en ufak bir şeyde sinirleniyor. Annemle teyzemin konuşmalarına tabii ben sık sık şahit oluyorum evde. Altın mevzusu var. 10 tane çeyreği olduğunu söylüyorlar. Ama jandarmanın yaptığı aramalarda biz evi alt ettik. Bütün yorganları, bütün odaları açtık. Lakin 10 tane TL'ye ulaştıramadı. Yani evde sadece 2000 TL'lik para çıktı. Onun dışında yani onun dışında bu kadar yani. Dayım biraz şiddetlidir yani. Şey yapar. Böyle orada durduğu gibi değil. Direkt ben hemen hiddetlidir. Bilal'cim bir saniye. Yani diyor ki benim diyor dayım diyor çok şiddetli bir adamdır. Burada sakin duruyor ama diyor benim annemi de dövmüş. Hatta anneannemi de dövdüğünü duydum diyor. Zaten Nurgül anlattığı gibi evde de anlatmış. Ablama da söyledim. Bir de diyor nerede diyor anneannemin 10 tane çeyrek altın ama en önemlisi yüzünde 4 tane iz vardı diyor. Yok mu yani o yalan idine. Oraya kağıda yazıp da idine benim yerim. Aha annesi de burada. Öyle hayali budur. Aha şey buraya geldi çok iyi oldu geldi. Hayır çizik vardı. Bir saniye ya bir saniye ben sizi dinliyorum ya. Yeter ya ben sizi dinliyorum ya. Nurgül ben ne için tartıştırdım veya ne için? O evi soyan gökküne diyorum. Açık ve net. Alan da bu. Yani şey yan. Ayşe, çatı kardeşim. Nurgül'le ne diyor? Bir ev için dolaşmadık mı bu alacak? Ben o konumuza girmem. Niye girmem? Girme. Tamam beni niye çekiyor? Konumuza girme. Girmem, girmem. Girmem. Bu tarafa giriyorum da oraya niye girmem? Kardeşler dövüşür, barışır. Ben o konuya girmem. Peki ben dövüşüp barışamıyor muyum o zaman? Dövüş, barış. Ona da girmem. Ha, bana gelince yasak. Tamam söylesin işte benim ne için darp ettiğini söylesin. Söyle diyorsun ya söylesin bak ne için işte. Ne için darp ettiğini. Ev için. Bizim orada darp ettiğini mi konuşuyor? Bizim orada tarlanın için darp ettin sen. Para için mi Müge Hanım? Onu dinle. Bir dakika Ayşe ne o tarla meselesi ne? Ya babamın tarlası icadına veriyor Müge Hanım. Ayşe söylesin bir dakika. Sen ona söyle dedin ya söylesin. İtiraz onu, bahsedin. Onu demiyorum şunu söylesin diyorum. Bir dakika. Nenemin üç dönüm suluda yeri varmış. Rahmetlini. Hı. Bunlar ekiyormuşmuş. Hı. Boştu annemden sonra. İşte ondan boştu. Evvel. Ondan evvel bunlar ekiyormuşmuş. Doğru.
Ondan sonra bu dedi artık benim ekeceğim dedi. Bu da ben vermem mi dedi. Öyle bir konu geçti miydi? Yücel'i getirmiş. Ona ticarına vermek için başkasını almış gelmiş zaten. Karadaylı bir Yücel Irmak var. Hı. Oraya getirmiş annemle babamın tarlalarını ona icarına verecek parasıyla. Tamam. Ben de buna dedim ki babamınkine karışmam dedim. Annem ölmüştür benim razım yok. Annemin tarlası boş dursun dedim buna. Sen bana verdirmiyorsun parayı alacak ya adamdan. O yüzden beni darp etti orada. Konu buydu mevzu. Ben verdim mi canı? Babam var başımızda. Evet o yüzden darp ettin işte orada. Mevzu buydu Müge Hanım orada. Parayı kim aldı? Mevzu bu neye değerli? Evet. Parayı kim aldı? Bilmiyorum ben parayı İcara verdin ya. Evet. Parayı kim aldı? Babama verdim Müge Hanım. Babama verdim. Babasına ben aldım vermiş parayı. Bak. Sen aldın. Evet. Evet. Tamam. Ne kadar aldı? 3,5 mu? 4,5 mu? Öyle bir şeydi. Parayı ne yaptı? Harcadık Müge Hanım işte ihtiyaçlara. Hangi ihtiyaçlara? Babamın ufak tefek ihtiyaçlarına. Al, hani ufağına defağına. Baban senin yanında mı kalıyor? Evet, benim yanımdaydım. Sen de gittin onun tarlalarını icara verdin, aldın parayı yedin. Evet. Ey, çok sen. Ondan sonra kardeşlerine vermemek için de Nurgül'ü dövdün. Müge Hanım bak, başka onun konular... için tartışmadım aynen. Ben. Hayır. Ne için tartıştın? Bak, hala bak Edine, benim paraya gelince... He, onlara gelince hayır, öyle bir dünya yok. Hı. Ben evi soydum diye tartıştım ben onunla. Ya evde ne varmış da soyuz Müge Hanım, onu da anlatsın da bir açıklar. Burada yalan olmaz ya, ya, yeter ya. Hı? İkide bir şey. Çatı kardeşim konuşsana. Ne konuşuyorum Allah. Ben ya konuşayım. Neyi vardı annemizin? Neyi vardı da ya? Neyi vardı ki siz oradaydınız. Benlik bir şey yok orada. Neyi vardı? Neyi yapacağız? Olan sizsiniz. Ya bir saniye. Buna kocasına bunları yapan ben miydim sen miydin? Ya bu ne? O zaman niye demedim o zaman? Bana gelince konuşuyor da buraya geldi. Tamam o zaman niye demedim? O zaman niye gidecek? O evde ne vardı kızlar aldı? Ne vardıysa bir gelin yanlış anlama. Hani ben ağsız hırsız oldum ya. Bu ev yedin efendim. Jandarmanın. Hayır, biz kaç oda bir evden bahsediyoruz. Biz evi gördük. Yani bu da şimdi Buckingham Sarayı'ndaki antikalardan Rica bahsetmiyoruz ben yani. Ben istediğim o değil. Benim bak ben işte böyle kendimi anlatamıyorum. Olay hep böyle bu tarafa. Bir dakika bir dakika bak kendini yeter anlat. Ya. Şimdi yanlış anlaşılmasın da. Yani hepimiz biliriz yani köy evinde ne var bu kadar sen çaldın ben çaldım bir köyün bir köy evinde. Yani. Hani vardır belki hani böyle çok tabii büyük yani. Konaklar vardır falan. Ona bir şey diyemem de. Biz şimdi Sevim teyzenin evini gördük. Evet. Yani. Sevim teyzenin evinde kızların çalacağı ne var? Ayşe sana sorayım bir saniye ne var evde? Yorgan var, deşek var, halı var. Bunlara başka dayanamıyor bir şey. Ne yani? Yani bunu demek istiyor ki buzdolabı var. Ya. İşte bu yani. Konusu bu yani daha. Yani senin oradaki Ayşe, Ergin buzdolabı iki... nerede? Asiye bir durur musun? Ben ne bileyim kızım. Yani o evdeki iki tane kız çocuğu annesinin kullandığı yani ne bileyim hatıra diye. Öyle. Yani Asiye'ye mi bıraksınlar? Bir halı varsa ona bir... Almadım ki. Ya Müge Hanım. Yorganı varsa hatıra, annemin hatırası der. Bana gelince bir soygun oluyor. Hayır ne yapacaksın sen evdeki eşyaları? Ya ben bir şey yapmayacağım Müge Hanım. İşte biz burada anlaşamıyoruz. Diyorum ki ben sana ne diye tartıştım. Sen onları da mı satmak için birini buldun? Evet Müge Hanım. Aynen. Bak şu kardeşim bir dinle. Sattı mı? Tankerle kepçe vardı zaten götürüp sattı her ondan sattı önce. Ondan da satacak. Kepçeyle su tankeri vardı. Sattı ona o evin içindekileri de satacaktı. Evin içindeki kazanlara kadar sattı. Bahır kazanlara kadar toplamış sattı. Derdi o zaten. İkide bir de onu. Biz ölmeden yani annem ölünce. Vay anasını. Evet. Sattı mı bakır kazanları? Evet evet. Kaydı da var ama ben şimdi o bakır kazanları alanı da bulurum. Onlar da arar. Ha alanları da buldum diyor. Müge Hanım bak ben verdiğime verdim. Aldığıma aldım. Bakır kazanları da mı sattı? Ya bunlar bu kazanan da olmaz ya. Bunlar alıyor diyor bana geliyor. Biz bir şey almadık. Ya Müge nerede? İçinde kızların çaldı denecek nesi var? O çaldı dediğin ne biliyor musun Müge Hanım? Altınlar zaten çıkmadı. Anamın yani. Kaybolduğu gün alındı zaten. Altından parayı ediyor. Zaten onlar o gün alındı. Yani annem, annem niye öyle oldu demiyor da daha davası eşya. Değil, dal ya siz sürdürüyorsunuz ya ben de sürdürüyorum. Yalan siz söylüyor. Dönüyorsunuz dönüyorsunuz aynı şeye dönüyorsunuz. Ama sen eşya konusu mevzu ama olamaz ki. Ama zaten biz senin annenin öldürülme nedenini 10 çeyrek altın olarak görüyoruz zaten. Yani... Yok Müge Hanım ya 10 çeyrek, 25 çeyrekle benim işim niye olmaz. Öldürdüler ya. Annem? Ya, benim. Hayır, niye öldürdüler annem? Hayır niye öldürdüler senin anneni? Senin anneni niye öldürdüler? Borçtan dolayı diyorsunuz ya Müge Hanım işte. Tamam. Evde de 10 çeyrek altında işte o borcun bir yerini kapatacak. Yani senin anneni öldüren niye öldürdü? Ondan fazlaydı Müge Hanım. 10 değil şey diyorlar ama anamın 15-20'ye yakın varmıştır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de öyle tahmin ediyorum. Vardı vardı 20'ye yakın belki de 20'ydi yani. Bilal de konuştuğunda çünkü bence o kadın yani ne yapsın o yaştaki kadınlar. Evet, eğer böyle sürekli isteyen çocukları varsa az söylerler ki çoğunu vermesinler. Evet evet. Yani.